Merhaba arkadaşlar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Evlerimizde severek beslediğimiz kuşların yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri için dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri kuşlarımızın sağlığıdır. Kuşlarımız temiz ortamlarda yaşadığı sürece hastalanmaz ve daha sağlıklı yaşarlar. Düzenli olarak temizlenmeyen kafeslerden dolayı bit, parazit, mantar gibi hastalıklar oluşmakta. Ayrıca hem kuşlar hem de ev ortamı kokmaktadır. Kafes içinde tek kuş besliyorsanız haftada bir, birden fazla kuş besliyorsanız 4-5 günde bir kafesi temizlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi kafes temizliğine başlayalım. Biz kafes temizliği yaparken kuşlarımızı oda içine salıp uçmalarını sağlıyoruz. Kafeste bulunan suluk, yemlik, tünek ve oyuncak gibi aksesuarları alıyoruz. Kafesin tel bölümünü çıkarıp taban bölümünde bulunan dışkıları çöp poşetine döktükten sonra kafes tabanını köpükleyip iyice yıkayıp kuruluyoruz. Tünekleri önce ıslak mendil veya ıslak bez ile temizliyoruz. Ardından sirkeli bez ile tünekleri dezenfekte ediyoruz. Yine sirkeli bez ile oyuncak ve salıncakları dezenfekte ediyoruz. Kafesin tel bölümünü sirkeli bez ile güzelce dezenfekte ediyoruz. Kafes tabanına çam paleti, mısır granülü veya kedi kumu eklemeniz durumunda dışkıyı kurutarak kokuyu önleyecektir. Biz doğal mısır granülü kullanıyoruz. Kuşun kafes tabanında dışkıya temasını önlemek için kafese mutlaka ızgarık koyuyoruz. Kafes telini tabana yerleştirdikten sonra kafes aksesuarlarını kafese ekliyoruz. Kuşların yedikleri besinlerin öğütülmesini sağlayan kuş kumunu da kafese mutlaka takıyoruz. Yine kuşların kalsiyum ihtiyacını karşılayacak olan mürekkep balığı kemiğini de kafese ekliyoruz. Yemliklerde haftada bir yıkanıp kurulandıktan sonra taze yemler ekliyoruz. Suluklar haftada bir temiz yıkanıp bol suyla durulandıktan sonra taze içme suyu ekliyoruz. Evet arkadaşlar, kafesimiz tertemiz, pırıl pırıl oldu. Artık kuşlarımızı kafese alabiliriz. Kafeslerimizin haftalık temizliğini yaptık. Kafeslerin bir de günlük temizliği vardır. Her gün sabah saatlerinde suluklar temizlenip taze su eklenmeli
ve yemliklerde bulunan yem kırıntıları üflenmeli, taze yem eklenmelidir. Tüneklere bulaşan dışkı var ise bir bez ile temizlenmelidir. Kafes temizliği, düzenli beslenme ve uygun ortam sıcaklığı sağlandığı takdirde kuşlarımız hastalanmayacak ve sağlıklı bir yaşam sürecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Varsa sorularınız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone olmayan izleyicilerimiz, Ev Kuşları kanalına abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirler. Hoşça kalın ve her zaman söylediğimiz gibi kuşlarınızla mutlu kalın.